Merhaba, ben Doktor Güneş Güner, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı'ndan uzmanlığımı aldım. Size patoloji konularıyla ilgili yardım etmeye çalışacağım. Bugün bahsedeceğimiz ana konu hipersensitivite reaksiyonları olacak. Sensitizasyondan bahsetmek gerekecek. Sensitizasyon, antijenle ilk karşılaşıldığı zaman helper T hücrelerinin, yardımcı T hücrelerinin, CD4 pozitif T hücrelerinin verdiği yanıt ve ilk antikor yapımı anlamına gelir. Sensitizasyon sonrasında tekrar maruziyette bir patolojik immün reaksiyon gelişirse buna hipersensitivite adı verilir. Hipersensitivite endojen ya da eksojen antijenlere karşı olabilmekte ve eğer endojen antijenlere karşı olursa buna otoimmün hastalık denmekte. Hipersensitivite reaksiyonlarını hızlıca üzerinden geçersek tek bir slaytta kabaca dörde ayrılır. Tip 1 olanı en hızlısı, tip 4 olanı hücre aracılığı ya da gecikmiş diye tabir edilenidir. Tip 1'de önemli olan immünoglobulin E yapımı ve mast hücre degranülasyonudur ve sistemik versiyonu anafilaksi adı verir. Tip 2'de doku ya da hücre üzerindeki bir antijene bağlanan antikorlar orada bir reaksiyon meydana getirir ve hastalık oluşturur. Otoimmün hemolitik anemi ve good pasture bunlara örnek olarak verilebilir. Tip 3'te tipik olarak dolaşımda olan bir antijene karşı bir antikor geliştirilir. O antikorla birleşen antijenin kompleksleri nereye bulursa çoğunlukla damar duvarlarına vaskülit yapacak şekilde ve muhtelif dokulara birikerek hastalık oluşturur. Tip 4 hücre aracılığı ya da gecikmiş immün reaksiyondaysa önemli olan aktive T lenfositlerinin sitotoksik etkileridir. Diğer üçünde antikorlardan daha çok bahsediyor olacağız ama tip 4'te hücresel reaksiyonlara daha önem veriyor olacağız. Şimdi tip 1. Tip 1 ile ilgili olan en önemli şey hızlı ve öfkeli hücreler olan mast hücrelerini hatırlamak. Mast hücrelerinin tipik olarak immünoglobulin E'leri bağlama özelliğine sahiptir. Bir daha o immünoglobulin E'ye antijen bağlanırsa degranüle olur ve immün reaksiyonu gerçekleştirir. Bu reaksiyonlar tipik olarak çok hızlı gelişir. Dakikalar içinde gelişir ve genellikle alerji adını alır. Lokal ya da sistemik olabilmekte ve alerjik rinit, alerjik konjonktivit, alerjik astım gibi muhtelif isimler almaktadır. Nereye tuttuğuna göre. İki evresi vardır. Ama önce, evrelerden önce sensitizasyon sırasında olanlardan biraz bahsedeceğim. Sensitizasyonda tipik olarak bir antijen bir yerden gelir. Bunu antijen prezente eden hücre, dendritik hücre, makrofaj her ne ise bulup naif yardımcı T hücresini sunar. Sunulduktan sonra T hücresinin yapabileceği muhtelif şeyler vardır. Dersin bitiminde bunları zaten anlamış olacaksınız. Bu sefer tip 1 için T hücresi T helper 2 fenotipine dönüşmeye karar verir. Hangi antijene karşı hangi tip yardımcı T hücre fenotipine dönüşeceği tamamen insanların kendi immünite genlerindeki polimorfizmlere ve kişisel eğilimlerine bağlıdır. Şimdi T helper 2'ye dönüşürse interleukin 4, 5 ve 13 salacak. Interleukin 4 B hücrelerine immünoglobulin E yaptırır. İmmünoglobulin E tip 1 hipersensitivite için çok önemli bir medyatördür. İnterleukin 5 eozinofilleri aktive eder. Onlar da mast hücrelerinden sonra tip 1 hipersensitivite için önemli bir hücre çeşidi. İnterleukin 13 ise immünoglobulin E yapımını arttırıp mukus salgılattırır. Bronşiyel astımda mukus tıkaçlarını da böyle açıklayabiliriz. İmmünoglobulin E'ler mast hücrelerindeki özel reseptörlerine bağlanırlar ve beklerler. Bir sonraki antijen maruziyetinde antijen bu sefer immünoglobulin E'ye bağlanınca mast hücreleri hızlı şekilde degranüle olur. Buna ilk evre diyoruz. İlk evre mast hücrelerinden çıkan bu muhtelif medyatörlerin vazodilatasyon, düz kas spazmı, sekresyonlar, muhtelif sekresyonlar, köz sekresyonlar tipik olarak yapmasıyla başlar. İlk 5 dakika ila ilk yarım saat içinde başlar. Yaklaşık 1 saat sürer. İkinci evre artık antijenin olup olmasına bağlı olmaksızın eozinofillerin, nötrofillerin, muhtelif lökositlerin ortama çağrılması
ve onların epitelyal hücre hasarı ya da daha doğrusu doku hasarı yapmasıyla karakterize edilir. Bu 2. saat ile 24. saat arasında başlayıp birkaç gün sürer. Mast hücresinin kim olduğundan da devam edebiliriz. Mast hücresi kemikli kökenli bir hücredir. Toluidin mavisi diye kendi özel boyayla boyanır. Sitoplazmik granülleri vardır şurada gördüğünüz gibi. Şurada gördüğünüz gibi bir sürü minik granülleri bulmuş. Degranüle olduğu zaman da şöyle görünen bir hücredir. Aslında şekli çok güzeldir. Bunlar üzerlerinde immünoglobulin E taşırlar. Antijen bağlanırsa bunlara veya anafilotoksinler denilen bazı komplement elemanlara C5A, C3A ortamda olursa degranüle olurlar. Bunun yanı sıra interleukin 8, bazı ilaçlar, kodein, morfin ya da arı sokmasında arı venom, mellitin, ısı, soğuk ve ışık da insana insana değişecek şekilde mast hücrelerinin degranülasyonunu tetikleyebilirler. Granüller ortaya saçıldığı zaman içinden histamin çıkar. Histamin en önemli medyatörlerden birisi burada. Vazoaktif amindir, düz kasları kasar, vasküler permeabiliteyi arttırır, bu da ödeme yol açar ve mukus sekresyonunu arttırır. Bunun yanı sıra ortalıkta yıkım yapan ve diğer medyatörlerin ortaya çıkması için enzimatik reaksiyonları tetikleyen proteazlar, asit hidrolazlar ortaya çıkar. Bunlar kininlerin yapılmasını sağlar. Özellikle bradikinin ağrı için önemlidir. Ayrıca komplement proteinlerini bu proteazlar aktive ederler. Komplement proteinleri de diğer lökositleri oraya çekiyor olacaktır. Bunun dışında muhtelif proteoglikanlar da ilk granüllerin içinden dışarıya salınırlar. Bunun yanı sıra mast hücresi hücre membranından fosfolipaz A2'yi aktive eden bir takım lipid medyatörler salar. Fosfolipaz A2 ortamda bulduğu muhtelif membranların fosfolipidlerinden araşidonik asit üretir. Bunu da ortamdaki diğer hücreler, mast hücreleri ve ortama gelen diğer lökositler alıp lökotriyen ve prostaglandin yapar. Burada önemli olan lökotriyen C4'ün ve D4'ün oldukça vazoaktif ve spazmogenik olduğu. Özellikle düz kasta, özellikle bronşik düz kasında önemli spazmlara yol açar. Lökotriyen B4 muhtelif lökositler için kemotaktiktir. Prostaglandin D2 bronkospazm ve mukus sekresyonuna yardımcı olur. Platelet aktive eden faktör net olarak araşidonik asitten ve fosfolipaz A2 üzerinden yapılmamakla birlikte yine mast hücresinden salınan bir şeydir. Platelet agregasyonu histamin salınımı için önemlidir ve nötrofil ve eozinofil için kemotaktik özellik taşır. Bunlar dışında mast hücreleri TNF, interleukin 1 ve 4 de üretirler. Bunlar da lömfositleri olay yerine çeker. Yani burada olay ve medyatör diye düşünürseniz vazodilatasyon ve ödem yapanlar kimler? Histamin, lökotriyen C4, D4, E4, proteazlar ve prostaglandin D2. Düz kas spazmını yapanlar yine C4, D4, E4 ve yine histamin. Hücre çağrımını yapanlar da muhtelif sitokinler, lökotriyen B4 ve eozinofil ve nötrofil için ayrıca kemotaktik faktörler de mevcut. Eozinofiller şimdi 2. evrenin en önemli hücresi haline geldiler. Oraya geldikleri zaman interleukin 5 ile aktive olacaklar. Proteolitik enzimler ve katyonik protein gibi muhtelif epitel hasarlayıcı yapılar salıyorlar. Ayrıca proteolit aktive eden faktör ve lökotriyen C4 de üreterek diğer lökositleri ortama çekmeye yardımcı oluyorlar. Yani o noktada mast hücresi degranülasyonunu bitirmiş olsa, ortadan antijen kalksa bile artık ortamda bir inflamatuar reaksiyon olacak. Doku hasarı tabii bu durumda ortaya çıkıyor. Şimdi tip 1 hipersensitivite reaksiyonunun lokal veya sistemik olabileceğini söylemiştik. Lokal tip 1 hipersensitivite reaksiyonlarını örnek olarak ürtiker, anjiyödem, alerjik rinit, bronşiyel astım vesaire verebiliriz. Ve genelde bunlara atopik reaksiyonlar denir. Atopik lokal yani tip 1 hipersensitivite geliştirmeyi meyilli belli eden, temsil eden bir kelime. Atopik bünyelerde, atopik insanlarda genel olarak serum immünoglobulin E'si yüksek, T-helper-2 hücreleri fazladır. Anafilaksi sistemik bir tip 1 hipersensitivite reaksiyonudur. Oldukça tehlikeli, oldukça hızlı başlayan bir durumdur ve generalize periferik vasküler direnç azalması,
generalize ödem solunum zorluğu ile gider. Aynı zamanda muhtelif düz kasların kasılması nedeni, bronşiyerlerde düz kas kasılması, dispneye, larynx'teki ödem, nefes yine dispneye katkıda bulunacaktır. Kusma, ishal, karın ağrısı da buna eşlik edecektir ve hızlıca öldürme riskine sahiptir. Bir kişinin herhangi bir hikayesinin olmaması, daha önce atopi hikayesinin olmaması, bundan sonra herhangi başka bir moleküle ya da herhangi bir moleküle anafilaksi ya da atopik reaksiyon geliştirmeyeceği anlamına gelmez. Şimdi tip 2'ye gelecek olursak, tip 2'de burada önemli olan, koyu yazılmış olan, hücre üzerinde ya da ekstraselüler matrikste, yani dokuda yerleşik bir normal ya da anormal antijen var. Bu antijene karşı bir reaksiyon gelişiyor. Bu reaksiyon sonrası oluşan antikorlar oraya toplanıyor. Ya opsonizasyonla, ya komplement aktivasyonuyla ya da hücresel sitokside ile bulgular ortaya çıkıyor. İmmünoglobulin G ile kaplı bir hücre ya da antijen tipik olarak fagosite ediliyor, opsonizasyon. İmmünoglobulin M ya da G kaplı antijen aynı zamanda komplement sistemini de aktive ediyor. Komplement aktif olduğu zaman hücrenin üzerinde, yani daha doğrusu antikorların ve antijenin etrafında yapışık kalan C3B ve C4B de kendisi de fagositozu aktive ediyor. Ayrıca komplementin membranlı tak kompleksi oluşturarak ayrıca hücreyi, antijenin bağlı olduğu hücreyi yıkma, o üzerinde delikler açma potansiyelinin olduğunu da hatırlayalım. Antikor bağımlı hücresel sitotoksiste ise antikor ile kaplanmış herhangi bir hücrenin ya da doku elemanının natural killer veya makrofajlar tarafından parçalanmasını temsil eder. Kısacası burada bütün reaksiyonlar aşağı yukarı birbirine benzerdir. Yalnızca reaksiyonun neye karşı oluştuğunu hatırlayarak hipersensitivite reaksiyonun tip 1, 2 veya 3 olduğunu hatırlamaya çalışabilirsiniz. Tipik olarak transfüzyon reaksiyonları tip 2'dir. Eritrosit transfüzyonu yaparsınız. O eritrositin üzerindeki membran proteinlerine karşı insanın antikorları vardır ve onları yıkmaya başlar. Hemoliz olur. Eritroblastosis fetalis, yeni doğan hemolitik hastalığında bu sefer anne ile fetüsün kan tipi uyuşmazlığını görürüz. Bu sefer anneye ait immunoglobulin G antikorları fetüse, plasenta üzerinden geçip hemolize yol açacaktır. Bunun dışında muhtelif otoimmün hemolitik anemiler ve sitopeniler, yani dışarıdan size herhangi bir kan ürünü verilmesi yanı sıra kendi kanınıza karşı da reaksiyon verebilirsiniz. Bunlar muhtelif otoimmün anemiler, nötropeniler, sitopenilerle ilerleyen hastalıklardır. Ayrıca bazı ilaçlar hücrelerin üzerine yapışıp antijen rolüne bürünebilir ve tip 2 reaksiyonu yaratabilirler. Eğer antikorlar hücreye değil de bazal membranına bağlanabilirler. Eğer böyle olursa yine aynı şekilde doku hasarı ortaya çıkacak. Antikorlar daha önce anlattığımız gibi komplement aktive eder. Ve lekositler, lizozomal enzimler, reaktif oksijen bileşikleri vesaire salarak doku hasarı yaparlar. İş doku hasarına geldiğinde aslında mekanizmalar birbirine oldukça benzer. Fakat bazen, nadiren, net hücre hasarı ya da inflamasyon olmadan da sadece fonksiyon bozukluğuyla bunlar ortaya çıkabilir. Myasthenia gravis ya da Graves hastalığında olduğu gibi. Şimdi tipik hipersensitiviteye bakarsak, muhtelif otoimmün hemolitik anemiler, trombositopeniler vesaire bunların hepsi kan elemanlarına karşı reaksiyon göstermekle ilişkili. Pemphigus grubu hastalıklarda bu sefer epidermisin hücrelerinde hücrelerin birbirlerine ya da bazal membrana bağlanmasını sağlayan o proteinlere karşı bir hipersensitivite, bir otoimmün reaksiyon görülüyor. Burada da doğal olarak büller ortaya çıkıyor. Anka vaskülitinde de nötrofillerin kendi sitoplazmalarındaki granüllerindeki proteinlere karşı immün sisteminin bir reaksiyonu alıyor. Hali nötrofil yıkımı ve nötrofilin granüllerinden çıkan muhtelif doku yıkıcı faktörler nedeniyle vaskülit ortaya çıkıyor. Good pasture sendromunda bu sefer hücreye değil de bazal membrandaki bir kolajen olmayan bir proteine karşı reaksiyon gelişiyor. Otoimmün bir hastalık olarak alveoller ve glomerüllerin bazal membranlarındaki bir proteinden hoşlanmıyor immün sistem. Burada bu da nefrite ve akciğer kanamasına yol açıyor. Akut romatizmal ateş bu sefer bakteri, yani egzojen bir ajana karşı, onun hücre duvarına karşı bir antikor üretiyorsunuz. Ancak o tutup moleküler mimikli ya da moleküler benzerlik yoluyla tutup miyokartta bir antijeni tanıyor. Yani endojen bir antijeni tanıyan bir antikor yanlışlıkla üretilmiş oluyor. Haliyle bu da miyokardite ve artrite sebep oluyor.
Myasthenia gravis ve graves hastalıkları biraz daha farklı. Burada myasthenia gravis de asetilkolin reseptörüne karşı, nöromusküler bileşkedeki asetilkolin reseptörüne karşı bir antikor gelişiyor. Antikor asetilkolin reseptörünün üzerini kapattığı için asetilkolin bağlanamadığında sinirden kasa sinyal gitmediğinden kas güçsüzlüğü oluyor. Tipik olarak hastalar saçlarımı tarayken kollarımı kaldıramıyorum, yoruluyorum gibi bulgularla geliyorlar. Graves hastalığında ise tirositlerin üzerindeki tiroid stimülan hormon TSH reseptörüne karşı antikorlar gelişiyor. Bu antikorlar reseptörü stimüle ediyor. Bu sefer farklı bir şekilde bloke etmek yerine stimüle ediyor ve hipertiroideye yol açıyor. Pernisyöz anemi, kötü huylu, pernisyöz kötü huylu demektir. Pernisyöz anemi de midenin pariyatal hücrelerinin ürettiği intrinsik faktör ki kendisi B12 emiliminden sorumludur. İntrinsik faktöre karşı bir reaksiyon gelişiyor. Bu reaksiyon sonucu B12 vitaminin emilmesi azalıyor. Megaloblastik anemi ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bir miktar gastrit de yapıyor kendisi. İnsülin dirençli diyabet, Robbins'in son basımında 9. edisyonunda 2015'te çıkan gördüğüm bir antiteydi. İnsülin reseptörüne karşı eğer reaksiyon geliştirirse bir insan, antikor yüzünden insülin reseptörüne bağlanamıyor ve bu sürekli bir insülin direncine neden oluyor. Tip 3'e gelecek olursak, tip 3'te şimdi bu sefer dolaşımdaki bir antijen ve dolaşımda oluşan antijen antikor kompleksleri yani immün komplekslerin yaptığı bir hastalıkta bahsedeceğiz. Tip 3 hipersensitivite de bunlar dolaşımdan ilerlerken toplandıkları yerlerde yani nerede damarlar çok daralıyor, nerede basınç artıyorsa, nerede filtrasyon varsa oralara toplanıp oralarda inflamasyona neden oluyor. Tipik olarak damar duvarlarında birikiyorlar, sistemik de olabiliyorlar, lokal de olabiliyorlar. Hangi immün kompleksin nerede toplanacağını belli etmek ya da onu anlayabilmek için pek bir mekanizmamız yok ama bilinen hastalıklar mevcut. Tip 3'te ne görürüz? En önemli örneklerinden biri lupus. Lupus'ta muhtelif nükleus içi, normalde ortalığa salınmayan sekestre antijen dediğimiz nükleus içerisindeki DNA'yı paketleyen vesaire proteinlere karşı immün bir reaksiyon oluyor. Çok önemli ve muhtelif bütün vücut organlarında bulgu yapabilen bir hastalık olduğundan lupus önemli. Nefrit, cilt lezyonları, artrit, artık nereye toplanırsa herhangi bir yerde vaskülit yapabilir, serebral vaskülit vesaire de yapabilir. Bunun dışında post-streptokokkal glomerulonefrit de yine bu sefer streptokokka karşı yine bir antijen üretiyoruz. Fakat o gidip glomerüllerde birikiyor ve nefrite yol açıyor. Panpoliarteritis nodosa'nın tam olarak hangi antijene karşı bir reaksiyon olduğunu anlamamış olmakla birlikte bazen HBV'ye karşı olduğunu biliyoruz. Ve o da sistemik vaskülit yapıyor. Patern birbirine benziyor. Reaktif artritler mesela Yersinia enfeksiyonu sonrası o enfeksiyona karşı olan antikorların yaptığı immün kompleksler de birikip artrit yapabilir. Serum hastalığı transfüzyon reaksiyonuyla aynı olmadığına dikkat edin. Serum hastalığında bu sefer dışarıdan bir insana serum verdiğinizde yani hücreden arındırılmış bir kan ürünü verdiğinizi düşünün. Ve herhangi bir hayvandan ya da başka bir insandan gelen herhangi bir globülüne karşı reaksiyon geliştiğini düşünün. Burada yine dolaşımda immün kompleksler olacaktır. Bunlar da nereyi bulurlarsa artrit, vaskülit, nefrit şeklinde toplanabilecekleri yerlerde toplanıp immün reaksiyon geliştireceklerdir. Artrit reaksiyonu deneysel bir şey. Bir hayvanın cildine herhangi bir maddeyi, bir proteini enjekte ettiğinizde kutanöz vaskülit oluşması durumudur. Tipik olarak kanın filtre edildiği ve o filtrasyondan başka bir sıvının elde edildiği, mesela glomeruler, idrar, sinoviyumda, sinoviyal sıvı gibi yerlerde immün kompleks birikimi ile gider. Akut inflamasyonu yol açar. Onu orada biriktikten sonra tipik olarak akut inflamasyon gelişir. Ateş, kaşıntı, eklem ağrısı, lenfadenopati, toplanan yere göre nefritlerle proteinleri vesaire gelişir. İmmünglobulin G ve immünglobulin M'den oluşan bu immün kompleksler, komplemanı da aktive ettikleri için her nereye toplanıyorlarsa o kadar çok C3 harcarlar ki serum C3 seviyesini azaltırlar. Bunlar bazen nefritlerin tanısında, tedavisinde ya da tedavi cevabında monitorizasyon amaçlı kullanılabiliyorlar. Tipik olarak ne oluyor? Akut vaskülit. Akut inflamasyon damarda oluyor. Damar duvarı içerisinde nötrofiller giriyor. Ortalık karışıyor. Fibrin, işte immün kompleksler, plazma proteinleri vesaire hasar alanlarında birikip fibrinoid nekroz
denilen bir yapıyı oluşturuyorlar. Ve dediğim gibi her hastalıkta immün kompleks reaksiyonunun neyi, ne tarafından tetiklendiğini bilmiyoruz. Artus reaksiyonundan da bahsetmiştik. Tip 4'e gelecek olursak, tip 4 gecikmiş tip, yani tip 1 ile karşılaştırılırsa gecikmiş tip, hipersensitifte veya hücresel sitotoksiste olarak da adlandırılabilir. Şimdi burada hep daha önce bir immünoglobulin geliyordu, bir şeylere bağlanıyordu vesaire. Bu sefer CD4-T hücrelerinden bir takım sitokinler geliyor. Onlar CD8 pozitif T hücrelerini, sitotoksik T hücrelerini ortama çekip doku hasarına yol açıyorlar. Şimdi burada daha önceden tip 1 hipersensitivitede tip 2 helper hücrelerine dönüşmüş olan CD4 pozitif T hücrelerinin başka yollara gidebileceğini görüyoruz. Antijen prezente edilen CD4 pozitif T hücresi bu sefer ya T helper 1 ya T helper 17 fenotipine bürünüyor. T helper 1 interferon gamma üretip makrofajları aktive ediyor. Makrofajlar da gelip bu T helper hücre gelişimi destekleyen başka perpetuasyon, yani immün reaksiyonun devamını sağlayacak başka interleukinler üretiyorlar ve reaksiyon devam ediyor. T helper 17 yolağında da bu sefer CD4 pozitif T hücreleri interleukin 17, 21 ve 22 üretiyor. Bunlar nötrofiller ve monositleri ortama çeker. Aynı şekilde interleukin 21 salındıktan sonra T helper 17 fenotipinin gelişimini desteklemeye devam eder. Şimdi buraya çekilen CD8 pozitif T hücreleri antijeni taşıyan hücre hangisi ise perforin ya da granzim kullanarak onları yıkar. Aynı zamanda fas ligand bağlantılarıyla hücre ölümünü tetikler. İnterferon gamma da üretirler. İnterferon gamma üreterek makrofajları oraya çekip aktive ederler. Antijeni yıkmakta zorluk çekiyorsak, mesela bir yabancı cisimse, cildin içinde bir yabancı cisim, dönmüş bir kıl olabilir ya da yara içine girmiş bir yabancı cisim olabilir, mikobakterium tüberküloz olabilir, o da yıkılamıyor. Böyle bir durum varsa ve bu reaksiyon tekrar devam ediyorsa, makrofajlar iyice aktif olup sitoplazmalarını iyice genişletirler, pembeleşir ve epiteroid makrofaja dönüşürler. Bu epiteroid makrofajlar bir araya gelip agregatlar oluştururlar. Çevrelerinde onların varlığını destekleyen lenfositlerle birlikte bir granulom yapısı oluştururlar. Bu granulom oluşturan nedir? T helper 1 fenotipindeki helper T hücreleri ve interferon gamma. İlaç reaksiyonlarının önemli kısmı ve kontakt dermatitler tip 4'tür. İlaç molekülleri eğer hücrenin kendi o antijenlerini modifiye ederse onlara karşı da reaksiyon geliştirebilirsiniz. Bu tipik bir granulom. Ortada gördüğünüz şu pembe topçuk mikroskopik bir agregat. Bunun içi epiteloid makrofajlarla dolu. Etrafındaki mini hücreler de lenfositler. Burada epiteloid makrofajları genel bir pembe top halinde görüyorsunuz. Bazen o kadar çok aktif oluyorlar ki bunlar birbirleriyle birleşip multinükleer dev hücreler oluşturabiliyorlar. Bunlar da böyle lezyonlar. Şimdi iki soru yapalım. İki tane soru gördüm ben çıkmış konuyla ilgili. Birisi pemphigus grubu vezikülobiloz hastalıklarda hangisinde hangi reaksiyon görülür şeklinde bir soru. Hatırlayın. Şimdi tip 1 neydi? Mast hücresiydi. Immunoglobulin E, mast hücresi, alerjiler. Tip 2, antikora bağlıydı, neydi? Dokuda olan bir şeye karşı. Tip 3 neydi? İmmün kompleks birikimi. Bu tipik olarak dolaşan bir şeylere karşı. İmmün kompleks gelişimi onların bir yerlerde süzülüp toplanmasıyla gidiyordu. Tip 4 neydi? Gecikmiş tip, hücresel sitotoksite denilen de granulom yapandır. Kabaca böyle hatırlamaya çalışabilirsiniz. Yani bu durumda antikora bağlı falan yazmasına da gerek yok. Tip 1, tip 3 dese ne olduğunu hatırlayabilirsiniz. Pemphigus grubu hastalıklarda ne oluyordu? Burada epidermise ait, epidermisteki hücrelerin birbiriyle bağlanmasını ya da bazal membrana bağlanmasını sağlayan proteine karşı rahatsızlık vardı, değil mi? Burada ne vardı? Dokunun içinde ya da hücrenin kendisine ait bir yapıya karşı antikorlar gidip
orada birikiyorlar ve reaksiyon veriyorlar. Yani tip 2 olacak. Aşağıdaki iltihap medyatörlerinden hangisi deriye enjekte edildiğinde ağrı meydana getirir? Bu şimdi açıkçası hatırlamayı gerektiren bir soru. Trombin, plazmin, fibrin daha çok koagülasyon kaskadının içinde bulunan şeyler. Doğal olarak vasküvit bulunduğunda kan akımının değişeceği için orada platelet agregasyonu ve koagülasyon olması mantıklı ve normal. Ama onlar inflamasyonun kendi medyatörü sayılmazlar. Nitrik oksit vazodilatördür. Bradykinin ise özellikle tip 1 hipersensitifte de bahsettiğimiz mast hücrelerinin granüllerinden ortaya çıkan şeylerden birisidir. Daha doğrusu granüllerden ortaya çıkan proteazların ürettiği bir yapıdır ve ağrıya yol açarlar. Bunu hatırlamaktan başka açıkçası şansımız yok. Teşekkürler.